Kadir. Kadir kalk hadi artık. Bak uyanmazsan başından suyu dökerim ha. Oğlum yardım eder misin? Boyum yetişmiyor. Şuraya yukarı koyacaksın o tabakları. Hasta mısın sen? Gel bakayım buraya. Oo, ateşim var. Dur hemen bir çorba yapayım sana. Kadir. İyi misin? Sabahtan beri seni arıyorum. Telefonlarını da açmadın. Ne oluyor? İyiyim. Önemli bir şey yok. Annemin yanındaydım. Akşam oldu ama. Saatler önce çıkmışsın hastaneden. İyiyim ben Doğan, merak etme. Sen ne zamandır buradasın? Oldu biraz. Çok derin uyuyordun. Uyandırmak istemedim aslında ama. Aslında adını sayıkladığını duyunca kabus gördüğünü anladım. Bir kabustan uyanıp başka bir kabusun içine düşmek nasıl bir şey, düşündün mü hiç? Beni mi kastediyorsun? Ne demek istediğimi anladın Doğa. Bir su alacağım. Nasılsın kızım? Haberler kötü baba. Çok üzerimize geliyorlar. Parça parça edecekler böyle giderse. Samet daha kendine gelemedi. Kimseyle konuşmuyor. Kimse de lafını dinlemiyor. Sen meraklanma. Baban daha son kozunu oynamadı. O çocuk mu son kozun? Kadir. Umarım güvendiğin kadar iyidir. Göreceğiz. Her gece aynı kabusu görüyor hala. O zaman o kabusu unutturma ona baba. Çünkü dışarısı da kabus gibi. İnsanoğlu her şeyi unutur da ihaneti unutmaz. Aşk, sevda, onu unutur mu peki? Unutmaz. Dışarıdaki en büyük kabusu o zaten. O kabustan uyandırmadan ne desem, ne öğretsem boş, anlıyor musun? Peki. Eğer sen Kadir'e güveniyorsan ben elimden geleni yaparım. Onu yalnız bırakmam. Ama sen de dikkat et baba. Eğer Varnalılar yanına geldiğini öğrenirse bütün emeklerin boşa çıkar, biliyorsun değil mi? Merak etme kızım, bunca yıl oldu. Şu avluda beni görmeyen, bilmeyen, benim de bilmediğim, görmediğim kalmadı. Bu hapishaneden benim haberim olmadan kuş bile uçamaz. İlla ki bir iki çakal çıkar be baba. Onların da icabına o zaman bakarız. Demek buralarda büyüdün. Evet. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Bu sokaklarda oyun oynadım. İlk kez bu sokaklarda kavga ettim. İlk
kez burada aşık oldum. Sonra... Sonra? Sonrasını ben söyleyeyim istersen. Burada anneni kaybettin. Burada ihanete uğradın. Burada katil damgası yedin. Ne güzel çalıyor. Halil abi. Halil abi kim? Gel tanıştırayım. Yok geç oldu, ben gideyim artık. Hem sen de arkadaşlarına hasret gider. Yahya baba peşimden ayrılmamanı söylememiş gibi mi yapalım? Aslında tam olarak öyle söylemedi. Yani göz kulak ol dedi sadece. İyi işte. Bana göz kulak olmak için beni iyi tanıman lazım. Bu da güzel bir fırsat bence. Seni gayet iyi tanıyorum, merak etme. Kimseyi o kadar iyi tanıyamazsın. Bak sözüne güvendiğim biri şöyle demişti. İnsanlar değişir. Çünkü zaman durmaz. Hadi. Allah Allah. Şunlara bak. Üfle ihtiyar. Hah be kardeşim ya. Nerede kaldım be oğlum ya? Gel. Geldik geldik. 6 yıldır bu soruyu soramadı ya. Çok özlemiş. Saat başı sorar artık. Bak. Geçmiş olsun. Allah bir daha ne gelmişin ne geçmişini. Abi eyvallah. Eyvallah. Tanıştırayım. Doğa. Avukatım. Halil abi. Murat. Murat ben. Memnun oldum. Onun sayesinde her şey bu kadar çabuk oldu. Yoksa daha tutacaklardı içeride. Ha. Meşhur Doğa. Tamam. Sonunda tanışabildik ya. Meşhur derken? Evet Murat. Meşhur derken? Sabah işte adamlar şey dedi de... Doğa Hanım bekliyor, o manada meşhur yok. Başka bir şey yok. Ha. Hadi geçin buyurun kızım. Gel. Gelin kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halil abi vallahi ne var ne yok donatmışsın masaya. Bugüne özel. Müşteri bile almadım ha. Almadın mı? Yoksa gelen mi olmadı? Murat. He? Bak vallahi suya atarım seni ya. Hiçbir şey yapamazsın vallahi ya. Bu arada ne kadar güzel çalıyorsunuz klarneti. Eski dostumuzdur. Aramız iyidir. O zaman müzisyensiniz galiba. Bir zamanlar öyleydim. Uzun hikaye be. Vallahi bir gün dinlemek isterim. Anlatmaz. Ben yıllardır biliyorsun yani soruyorum hiç ketum. Ulan sana anlatacağıma istavriti anlatırım ben. Espriler de böyle ne yapacaksın? Hadi hadi git. Şu eksiklerimizi getir hadi. Hemen 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 hemen. Tamam.